Merhaba arkadaşlar, 19. yüzyıl Türk Dünyası dersinin birinci ünitesi olan Kuzey Türklerinde Uyanış ve Reform adlı ünitenin tanıtımı için sizler birlikteyiz. Bu ünitede dört amacımız bulunmakta. Rusya Türklerinin 19. yüzyıldaki sosyal ve siyasi gelişmelerini açıklamak, Tatar başkurtların çarlık yönetimindeki durumunu değerlendirmek, Tatar uyanışının ortaya çıkan şartları ve uyanışın öncülerini tanımlamak, Tatar dini ıslahçılarını ve onların fikirleri katkılarını değerlendirmek. Yine içindekiler kısmında dört ana başlığımız bulunmakta. 19. yüzyılda Rusya Türkleri, Tatar Başkurtlar ve Çarlık Yönetimi, Tatar Uyanışı ve Dini ıslah, ıslah Hareketinin Gelişimi. 19. yüzyıl başlarında Rusya Türkleri genellikle Rusya Müslümanları olarak anılıyordu. Bunlar esas olarak 3 ana öbekte toplanmıştı. Volga Havsası'ndaki Tatar Başkurtlar, Kafkasya'da yaşayan Türkler ve Orta Asya'da yaşayan Türk halkları. Türkistan adı siyasi bir birim olarak ilk kez Ruslar tarafından kullanıldı. 1867'de başkenti Taşkent olan Türkistan Genel Valiliği kuruldu. 1924'te Stalin'in talimatıyla milliyet esasına göre bölme siyasetinin uygulanmasından sonra Türkistan yerine Orta Asya kelimesi öne çıkarıldı. Bu geniş topraklarda esasen beş büyük topluluk yaşamaktaydı. Özbekler, Kazaklar, Kırgızlar, Türkmenler ve Karakalpaklar. 16. yüzyıldan beri Rus hakimiyetinde yaşayan bölgeler ile Türkistan'ın kuzeyindeki Kazak bozkırları, güneydeki Türkmen ülkesi ve Özbek hanlıkları arasındaki önemli medeni farklar mevcuttu. Öncekiler kapitalizm öncesi hatta kapitalist gelişme aşamasına erişmişken diğerlerinin çoğu hala göçebe ve kabilevi bir hayat tarzı sürdürmekteydi. Kazan Tatarları İdil Nehri boylarında yaşayan Saray, Kazan ve Astrahan hanlıklarının bakiyelerine Tatar denilmekteydi. Türkistan'da Rus işgaline kadar Orta Asya ile olan ticaret Tatar tüccarları tarafından yürütüldü. 20. asrın başında Tatarlar Türk halkları arasında bir çimento görevi üstlendiler. Siyasi ve sosyal hareketlerde öncülük ederek Türk kanları arasında dini ve milli bir bağ oluşturmaya çalıştılar. Kırım Tatarları Kırım Türklerinin edebi dil 13. yüzyılda başlayan altın orda geleneğine dayanmaktaydı. 17. yüzyılda Osmanlı edebi dili yaygınlık kazandı. 19. yüzyılda İsmail Gaspıralı'nın çabalarıyla Kırım Tatar Edebi Dili canlandı. Tercüman gazetesinin dili Oğuz lehçesine dayanmaktaydı. Kırım'ın iç kesimlerindeki çöl Tatarları denilen halk ise Kıpçak lehçesi kullanmaktaydı. Başkurtlar Kazan Tatarlarına komşu olarak Ak İdil Nehri boylarında Kama Nehri başlarında yaşamaktaydılar. Dil ve edebiyat bakımından Tatarların etkisi altındaydılar büyük bir kısım göçebe vaziyette olup kabile yapıları oldukça güçlüydü. Azerbaycan Türkleri 1813 Gülistan ve 1828 Türkmençay anlaşmalarından sonra Kafkasya'nın Müslüman halkları Rusya hakimiyetine girdiler. Rusya'nın inşa ettiği demiryolları, gemi taşımacılığı, posta ve banka sistemi gibi modern kurumların etkisiyle Azerbaycan Türkler arasında kabilevi ayrımlar bitmeye yüz tuttu ve millet aşamasına yaklaştılar. Kazaklar ve Kırgızlar Kazaklar 18. yüzyılın ilk yarısında Rus himayesine girdi. Rusya ile bütünleşmeleri için bunların arasında Tatar Moğollaları gönderildi. Kazak edebi dilinin oluşması 19. asrın ortasında başladı. 1917 Ekim devrimine kadar Kazaklarla Kırgız arasında pek bir fark yok gibiydi. Sil derya boyunda ise onlara çok yakın bir dille konuşan ve benzer bir hayat tarzına sahip olan kara kalpaklar yaşıyordu. Özbekler, Türkistan'ın yerleşik ahalisi Türk kökenli Özbeklerden ve İranlı Taciklerden oluşuyordu. 18. yüzyılın sonunda Çağatay Türkçesinin yanında Özbek edebi dili de kendini göstermeye başlamıştı. Maveran Nehir ahalisi esas olarak 3 kısımdı. Birinci kısım göçebe veya yer göçebe kabileler. 2. Diğer göçebe ve yarı göçebe kabileler. Ve 3. Hem Türkçe hem de Farça konuşan ve Sart olarak anılan Türkistan'ın yerleşik ahalisi. Türkmenler 15. yüzyılda Çağatay Edebi dilinin etkisi altına girdiler. 18 ve 19. yüzyıllarda Türkmen edebi dili yeniden canlandı. Sovyet döneminde ise yeni bir Türkmen edebi dili oluşturuldu. Tatarların Rus hakimiyetine girmesi. Tatarların Rus hakimiyetine girmesi. Rusların Kazan Hanlığı'nı ele geçirmesi Hazar sahillerine, Kafkasya'ya ve Doğuya yayılmalarının önünü açtı. Rusya en az 2 yüzyıl Tatarları Hristiyanlaştırmaya zorladı. Bu baskılar Tatarları pasif direnişe ve İslam dinine daha sıkı sarılmaya yöneltti. 1792'de kendilerine tanınan geniş ticari haklar sayesinde Tatarlar Rusya ile Türkistan arasındaki ticarette aracılık ederek iktisadi ve ilmi açıdan güçlendiler. Başkurtlar, Ruslar Kazan ve Astrahan hanlıklarını ele geçirdiğinde Başkurtlar Urallarda dağınık bir şekilde yaşıyorlardı. Rus yerleşimcilerin getirilmesi ve topraklarının elinden alınması üzerine başkurtlar defalarca kez isyan etti. Ruslar 1798'de tekrar kabile beylikleri kurup başkurtlardan askeri birlikler oluşturdu. 1861'de bu birlikler dağıtıldı ve 1872'de başkurtların diğer Rus tebaasından farkı kalmadı. 19. yüzyılda Tatar başkurtlar misyoner Ilminski Müslüman Tatarları Hristiyan dinine döndürme çabalarının faydasız olduğunu farkındaydı. Bu yüzden onlarla uğraşmaktan ziyade yüzeysel bir biçimde Ortodoks Hristiyan olan halkları kilise içinde tutmaya ve onların Müslümanlaşmalarını engellemeye çalıştı. 1870'lerde hükümet Müslüman mekteplerinde Rus dili okutmak zorunluluğu getirdi. Rusya'nın Türkistan'ı ele geçirmesi üzerine Tatar tüccarları aracı konumunu yitirdiler. Demiryolu hattının inşası da Tatarların eski usullerle yaptıkları ticarete darbe vurdu. Tatar tüccarları kervanlarla Buhara'ya gitmek yerine Moskova'ya ve diğer Rus pazarlarına yöneldiler. 19. asırda Tatar başkurtların fikri hayatı ve medeniyeti büyük ölçüde Buhar alnının etkisi altındaydı. Tatar edebiyatı daha ziyade tasavvufun tesiri altındaydı. En büyük toplumsal güç Leman'ın elindeydi. Uyanışın öncülerine gelecek olursak, 19. asırda Kazan Tatarlar arasında güçlü bir dini reform hareketi ortaya çıktı. İlahiyat konularında fikir yürütme becerisine sahip Tatar uleması, İslam dünyasına gelen öze dönüşü elimlerin etkisiyle reformist bir söylem geliştirdi. Reformcular, geri kalmışlıktan kurtulmanın çarelerini İslam'ın özüne dönmede ve yabancı tesirlerden arınmada görüyorlardı. Kursavi, ve Mercani gibi Tatar din alimlerinin öncülüğünde başlayan bu hareket sonraları modernist eğilimlerle de birleşerek Sovyet dönemine kadar etkili oldu. Şahabettin Mercani, Müslümanların yeniden ilerleme yoluna girebilmeleri için Selef denilen ilk dönem Müslümanlarını direnmenizmene ve inanç saflığını yakalamaları gerektiğine inanıyordu. Bu yüzden İslam inancını saran hurafelerle mücadele etmeyi ilke edindi. İslam dünyasındaki fikri durgunluğun sebebini son dönem ulemasının taklit yoluna sapmasında gördü. İslam dünyasında tartışılmaz bir yeri olan Buhara medreselerindeki eğitim sistemini eleştirdi. Medreselerde kelam ve mantık derslerine ağırlık verilmesi neticesinde talebenin Kur'an ve hadis eksenli eğitimden uzaklaştığı kanaatindeydi. İlim tahsis etmek isteyen gençleri artık Buhara yerine İstanbul'a ve Mısır'a yöneldiler. Rızaettin ve Fahrettin din alemi olmasının yanında bir tarihçi, gazeteci, biyografi yazarı ve pedagogdur. İsmail Gaspıralı'nın ortaya koyduğu yeni metotla eğitimi daima destekledi. Müslüman kadınların özgürleştirilmesi fikrine büyük bir duyarlılık gösterdi. Selefiyeci akımdan çok fazla etkilendi. Musa Carullah, Selef dönemini idealize etmesi taklidi reddedip içtihat kapısının açılmasını savunması ve kelam karşıtlığı onun fikirlerinin temelini oluşturur. O, insanların kendi nefsini terbiye etmesini öngören tasavvufa değil, keramet iddia eden şeyhlere gözü kapalı itaat etme tarzındaki bozulmuş tasavvuf anlayışına karşı çıkıyordu. Dini ıslahçılıktan seküler reformculuğa 19. yüzyılın son çeyreğinde dini konulara değil, seküler ilgilere sahip olan ve Batı'yı daha iyi tanıyan bir aydınlar grubu ortaya çıktı. İsmail Gaspıralı, Yusuf Akçura, Zeki Velidi ve Sadri Maksudi bu grubun önde gelen temsilcilerindendir. Onların öncelikleri inanç konularından ziyade toplumsal sorunlardı. Bu dönemde modernist eğilim ağırlık kazanırken dini reformculuk yerlemekteydi. Amaçlarımıza gelecek olursak Birinci amacımız olan Rusya Türklerinin 19. yüzyıldaki sosyal ve siyasi gelişmelerini açıklamak konusunda 16. yüzyıl ortasından beri Rus hakimiyetinde yaşayan Kazan Tatarlarının bütün baskılara rağmen kimliklerini koruduklarını, 18. asır sonunda ticari ve kültürler alanlarda gelişmeler gösterdiğini, bu yüzyılın ilk yarısında Kazakların, son çevrinde Kırım Hanlığı'nın, 19. yüzyılın başında ise Kafkasya'nın Rus egemenliğine girdiğini Rus egemen ilerlemesinin, Rus ilerlemesi 1864-84 yılları arasında Güney Türkistan'ı da ele geçirmesi tamamlandığını, Rusya tebaası olan Türk toplulukları arasında önemli medeni farklar mevcut olduğunu, Kazan'da ve Bakü'de ticaret burjuvası yükselirken diğerlerinin çoğunun göçebelik aşamasında olup kabile bağlarını muhafaza ettiklerini gördük. İkinci amacımız olan Tatar başkurtların çarlık yönetimindeki durumunu değerlendirmeye gelecek olursak, Rusya'nın 16. ve 18. yüzyıllar arasında izlediği baskı politikaları sonucunda Tatarların kendi içlerine kapandığını, 2. Katerina'nın Rusya ikinci Katerina döneminde Rusya'nın Tatarlara karşı güttüğü siyasetini değiştirdiğini, onlara dini ve ticari haklar tanıdığını, ticaretten zenginleşen Tatar tüccarının medreseler ve diğer hayır kurumlarını destekleyerek fikri canlılığın ortaya çıkması önemli bir rol oynadığını, Yüzyıl sonunda ortaya çıkan iktisadi ve toplumsal gelişmelerin top, Tatar, Tatar uleması, aydınları ve tüccarı arasında yeni çözüm arayışları ortaya çıkardığını gördük. Üçüncü amacımız ise Tatar uyanışının öncülerini, öncülerini amacımız ise Tatar uyanışının öncülerini tanımaktı. 19. yüzyılda Ruslar kanalı Avrupa'dan gelen tesislerin baskısı Tatar ulemasının bir çıkış yolu aramaya sevk ettiğini, İstanbul, Türkistan, Mısır ve Hindistan'dan gelen testlerin etkisiyle ulemanın kendi az bazı fikri akımlar geliştirdiğini, bunlar içinde en güçlü olan ise dini reform akımının olduğunu, Tatar ulemasının bulundukları özgün coğrafi şartta sebebiyle fikir üretmeye yatkın olduğunu, Şahabettin Mercani'nin medrese reformu ve dini düşüncenin yeniden yorumlanması yönündeki fikirlerini kendisinden sonra gelen reformcu ile maçın örnek oluşturduğunu gördük. Son ve dördüncü olan, dördüncü ve son amacımıza gelecek olursak, Tatar dini ıslahçılarını ve onların fikri katlarını değerlendirmek konusunda, Rızaettin ve Fahrettin'in tarihçili ve reformist görüşleriyle öne çıktığını, Musa Carullah'ın dini sorunlara getirdiği yaratıcı çözümlerle hem Osmanlı ülkesinde hem de tüm Rus Müslümanları arasında tanıdığını, bu iki alimin dilde ve siyasette Türk birliği fikrini güttüğünü ve 20. asrın ilk çeyreğinde dini ıslahçılığın gerileme içine girerken dönevi reformculuğun güçlendiğini gördük. Arkadaşlar bu video tek öğrenme kaynağınız olmayıp kitap, televizyon programları ve Anadolu Mey Kampüs sistemlerine yararlanmanızı tavsiye ederim.